Hacda günah işlemek. Sual. Bu yıl Allahü Teala nasip etti, hacca gittim. Çok kalabalık olduğu için kadın erkek birbirine girmişti. Zaman zaman başörtüleri açılıp saçları görülüyor. Kadın düşmemek için rastgele erkeklerin el ve kolundan tutuyor. Erkekler ihramlı olduğu için ciltleri temas etmiş olur. Bazıları bu mübarek yerlerde günah olmaz. Hem burada günah işlense de Allah affeder diyorlar. Hac'da günah olmaz mı? Cevap. Herhangi bir günahı hacda işlemek daha büyük günah olur. Günah olmaz demek insanı küfre düşürür. Böyle söyleyen kimselerin derhal tövbe etmeleri gerekir. Bir kadının tavafta saide ve taş atarken erkeklerin arasına karışması haramdır ve haccın sevabını giderdiği gibi büyük günaha girer. Büyük alim İbni Haceri Mekki Hazretleri buyuruyor ki, Kabe'ye hürmetsizlik etmekten ve orada işlenmesi yasak edilen şeyleri helal saymaktan sakınmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dokuz büyük günahtan biri, Kâbe'nin hürmetini ihlal edip haram edilen şeyleri helal saymaktır. Meşhur bir haramı helal sayan kafir olur. Kur'an-ı Kerim'de de mealen buyuruldu ki, Mescidi Haram'da zulümle ilhada yeltenenlere elim çok acı azap tattıracağız. Haç Suresi 25. ayeti. İbn Abbas Hazretleri buradaki ilhat haramı helal kabul etmektir buyurdu. İlhat zulme temayüldür. Her günah zulümdür. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki muhakkak ki şirk en büyük zulümdür. Lokman Suresi 13. ayeti şirk, kâfirlik olduğu için en büyük zulümdür. Haremde yapılan iyiliğin mükafatı kat kat olduğu gibi, kötülüğün de cezası iki mislidir. Haremde günah işlemek, diğer yerlerde günah işlemekten daha çirkindir. Hadis-i şerifte, haremde zulme meyleden elim azaba maruz kalır buyuruldu. Haremde kötülük yapmaya karar veren, o kötülüğü işleyemese bile günaha girer. Mekke dışındaki küçük günahlar, Mekke'de işlenirse büyük sayılır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, haremde ilhad eden, zulme meyleden, cin ve insanların günahlarının toplamından daha fazla günah işlemiş olur.